Yaşama Sanatı Garden World Cyprus katkılarıyla yayınlanmaktadır. Efendim, Yaşama Sanatı'ndan herkes okuyacakta olsun. Sevgiler, her zaman olduğu gibi stüdyomuzda çok değerli konuklarımız var bugün. Konuklarımız ne kadar güzel. Böyle daha fazla bol bol sohbetlerimiz olacak. Mor Menekşe Çağdaş Kadınlar Derneği Başkanı yanımızda. Hayriye Tokyay, hoş geldiniz Hayriye Hanım. Nasılsınız? Hoş buldum. Sizi gördük, mutlu olduk. Dernek As Başkanımız Nurcan Menekşeli. Hoş geldiniz Nurcan Hanım. Hoş bulduk Eylem Hanım. Ve Dernek Yönetim Kurulu üyemiz de Neşe Evkam Hanım. Hoş geldiniz. Neşe Hanım, heyecanlıydınız. Heyecanınız birazdan gidecek diye düşünüyorum. Bu arada saçınızın rengi çok güzel olmuş. Kurdelelerle uyum olmuş. Neden mor renk? Mor menekşe olduğundan dolayı mı? Evet, köyümüzün rengi mor menekşe. Çok güzel düşündünüz. Peki bu şeyler, rozetler ne içindi? Rozetler çok özel bir rozet. Çünkü derneğimiz 31 Mart 2014'te kuruldu. 31 Mart 2024'te de tam 10 yaşında olduk. 10 yaşında evet, yani bu sene. Evet. Dolayısıyla yıl boyunca bütün etkinliklerimizde bu rozeti kullanıyoruz. Çok güzel. 10. yıla özel. 10. yıl aslında az bir yılda değil, değil mi? 10 yıl boyunca ne kadar güzel. Evet. Bir sürü şey imza atmışsınız. Şimdi şöyle bir şey var. Ben aslında köy yerlerinde olsun, çeşitli yerlerde kadınların böyle bu tarz etkinlikler yapmaları, daha ayaklarının üzerlerinde durmaları, daha böyle güçlü olmalarında çok gurur duyuyorum. Sizlerin de önce olması ne kadar güzel. En azından bu bayrağı size örnek alanlar da aynı şekilde devam ettirecektir. Bu İnşallah, sadece daha çok artması dileğiyle diyorum efendim. Çok iyi. Teşekkür ederiz. Peki şimdi şöyle bir şey yapalım. Biraz derneğimiz hakkında bilgiler verelim. Festivaliniz gerçekleşecek. Biraz da bunlar hakkında konuşalım. Ne dersiniz? Evet. Derneğimizin 10 yıllık böyle sürecini ben anlatayım size. Tabii ki. Derneğimiz 31 Mart 2014'te kuruldu. Hı hı. Kurulma amacımız kadınlarımızı sosyal, kültürel ve ekonomik alanda daha da güçlü kılmaktı. Hı hı. Bu bağlamda ekibimizi oluşturduk. 350 üyemizle birlikte çok yollar kat ettik ve şu anda 10. yılımızı kutluyoruz bu yıl. Hı hı. Derneğimiz özellikle üretime çok önem veren bir dernek. Evet, bir sehpanın üzerinde de ne kadar güzel. Neler var burada? Şimdi bir... Evet, öncelikle köyümüz Enginar köyü. Enginar. Aslında bölgemiz de Enginar bölgesi köyümüzle birlikte. Dolayısıyla öncelikle Enginar'ın... Enginar'ıyla meşhur aslında. Enginar'ıyla meşhur olduğu için biz de kadınlar köyümüzün Enginar'ını ön plana çıkarmaya çalıştık. Enginar'ın turşusudur, macunudur, lokumudur. Çeşitli ürünlerin, yani başka ürünlerinde ama en fazla enginarı işledik. Enginarın turşusu. Evet, şu anda duyuyorum. Burada da var, evet. Şu herhalde değil mi turşusu? Şu evet. Mu oluyor? Turşusu oluyor, evet. Muhteşem sevgili izleyiciler, turşusu. Yani diğeri şu? Diğeri badem macunu. Derneğimizin kurulduğu bir günden beridir. Bu ürünü satarak gerçekten çok yol kat ettik. Buradan elde ettiğimiz gelirle de topluma dokunduk. Sürekli toplum için güzel işler yapıyoruz. Ne kadar güzel. Biz Kadınlar Derneği olarak şöyle düşündük. Kadınlar aynı zamanda bir eliyle beşik sallıyor, bir eliyle de dünyayı sallıyor. Biz buna inanarak yola çıktık. Sloganınız. Evet, sloganımız budur. Ve birlik beraberliktir sloganımız aynı zamanda. Birlik ve beraberlik içinde çok güzel işler yapıyoruz. 10. yılımızda bu yıl gerçekten programımız çok dolu. Arkadaşlar çok yorgun. Buna rağmen sizi kırmadık, programımıza geldik. Kendimizi ifade etmek istedik, anlatmak istedik. Öncelikle köyümüzde şu anda 14 Nisan'da festivale hazırlanıyoruz. İkinci Kültür, Sanat ve Üretici Festivali. Bu festivalimizde 90 tane üreticimizin bize başvurusuyla stand kabulü aldık. Köyümüzün meydanında, bilmiyorum Mor Menekşe'yi biliyor musunuz? Biliyorum tabii ki. Evet, köy meydanında bir enginar çemberi var. Enginar çemberinin bulunduğu bölgede çok güzel bir festival yapıyoruz. Evet. Festivalimizin içinde üreticilerimiz ürettikleri ürünleri satacak. Çeşitli güzel aktivitelerimiz olacak. Derneğimize bağlı aynı zamanda bu süreç içinde, bu yıllar içinde 6 yıl önce bir de koro kurduk. Koromuzun solistleri sahneye çıkacak.
Aa, ne güzel. Bunun yanı sıra festivalimiz bir yandan yoğun bir biçimde ilerliyor. Hı hı. Az gün kaldı 14'üne. Yalnız bir yandan da 10. yılımızda çok güzel bir kitap çalışması yaptık ve çok yakında kitabımızın tanıtımına da geçiyoruz. Kitabınız ne üzerine? Kitabımız daha çok... 20 tane kadınımızın 1974 ile 1963 ile 74 yılları arasındaki yaşanmışlıkları, kadınlarımızın gözüyle o dönemler, biyografileri yani. Hı hı. Çok güzel. Evet, onun aynen tanıtımına geçeceğiz yakında. Aslında bu çok büyük bir araştırma gerekiyor. Tabii, yani tabii. Hep beraber değil mi bunun araştırmasını evet, yapıp? Bütün röportajları kadınlarımızla birebir diyaloğu hep Nurcan Hanım sağladı. Hı hı. Birazdan Nurcan o da size biraz... anlatır. Hı hı, evet. Bunun yanı sıra Mayıs'ın 21'inde derneğimize bağlı koromuzla konserimiz olacak. Unutulmayan Türküler Konseri. Hı hı. Daha sonra Kosova'mız var. Kosova Korolar Festivali'ne katılıyoruz. Ama en önemlisi de şu anda kadınımızın güçlü olmasına yardımcı oluşumuz. Hı hı. Kadınımız derneğimizle birlikte bölgemizdeki kadınlar daha da güçlendi. Geliyor. Hı hı. Evet. Kadınlarımızı elimizden geldiğince kalkındırmak için uğraş veriyoruz. Çok güzel. Peki Nurcan Hanım, siz neler eklemek istersiniz? Bu kitap çalışması için isterseniz birazcık bize bilgi aktarır mısınız? Bazen tıkandığınız noktalar oldu mu? Yani zorlandığınız şu konularda birazcık. Evet, evet. Başkanımın da anlattığı gibi 20 kadınımızla röportajımızı gerçekleştirdik bu kitap için. Çok zordu, çok duygusal anlarda yaşandı. Çok komik anlarda yaşandı. Sevgilerin, aşkların o dönemlerde ne kadar masum olduğunu da öğrendik. Ne güzel. Ama onun yanında acıları, dramları da çok büyüdü. Aslında başkanım kitabın ismini söylemedi. Kitabımızın ismi Gelinliksiz Gelinler. 63 ve 74 yılları arasında yaşanmış bazı nedenlerden dolayı gelinlik giyemeyen kadınlardır. Onların anılarıdır ana konu. Ana tema. Şimdi bir vardır o varoluş mücadelesinin içinde çocuklarına üzülürler, ailelerine üzülürler, köylüleri kayıplardır, ölümlerdir, bunları yaşarlarken bir de kadın gözüyle baktık olaya. Yani bir kadın derneği olarak genç bir kadın, o yıllarda 18-19 yaşında, 20 yaşında genç bir kadın evlenmeye hazırlanıyor, düğünü hazırlanıyor. Fakat her şey askıda kalıyor, gelinlikleri askıda, hayalleri askıda kaldı. Çok güzel okuduğunuz zaman ne demek istediğimizi daha iyi anlayacaksınız. Dramları oldu, kayıpları oldu, ailelerinden kaybettikleri oldu. İlginç, güzel bir kitap, yani kalıcı, güzel bir kitap. Siz anlatınca ben yani şu anda açıkçası o dönemin masum aşkları aklınıza geldi değil mi? Okumamama rağmen çok etkilendim. Gerçekten de çok bu anneler o kadar çok etkileniyorlar ki çocukların da kesinlikle mutlaka işte gelinlik giymeleri onlar için aslında, çok önemli oluyor. Aslında sanki kendileri giymiş gibi oluyordur herhalde. Aynen öyle. Birçoğu aynı sizin söylediğiniz gibi yorumladı. Yani ben gelinlik giymedim ama işte kızım bir Mausa'da yaptı düğününü, işte bir güzel yurtta yaptı. İki defa giydi. Bir Kıbrıs'ta yaptı düğününü, bir İngiltere'de yaptı. O gelinlik giydiği zaman ben mutlu oldum. Yani kızların kadar heyecanı yaşadılar. Evet, evet. Aslında bazen toplumlara bazı şeyler kolay gibi geliyor dışarıdan şey yaptığı zaman ama o toplumun içinde yaşayan insanların o acıları, o direnmeleri bir onlar bilir değil mi? Hani derler ya ateş düştüğü yeri yakar. Evet, evet. Ama bizim de yapmamız gereken geçmişten bir ders çıkarıp değil mi? Bunları unutmamak. Yani kesinlikle. Unutturmamak, gelecek en azından, nesillere taşımak. Aynen ve güçlü de olmak yani sizin gibi değil mi? Kadınların evet, daha çok çoğalması. Evet, ekonomik alanda güçlenen kadın daha da toplumunu kalkındırır. Biz buna inanıyoruz. bu bağlamda TİKA'ya çok güzel bir proje sunduk bundan birkaç yıl önce. Araya biliyorsunuz deprem girdi. Evet, biz evet, bunu biraz geç gerçekleştiriyoruz depremden dolayı. Evet. Biz 4 tane yani daha doğrusu şu anda elimize gelen 6 tane tezgah TİKA destekli. Biz Lefkara Keteli'ni Mor Menekşe'de dokumak için hazırlık yapıyoruz. Projemiz şu anda yani yarısı ilerlemiş durumda, öyle diyeyim size. Evet. Şu anda daha önce faaliyet gösterdiğimiz bina Tadilat'ta
binamız tekrar bize geri verildiği zaman biz altı tezgahımızı oraya kurup tekrar üretime geçiyoruz. Amacımız burada kadınımızın elini daha da güçlendirmek ve aynı zamanda Kıbrıs'ın unutulmaya yüz tutmuş Lefkara işinin ketenini Kıbrıs'ta dokumak. Bu bağlamda çalışmalarımız devam etmektedir. İnşallah bu projemiz şu anda yarısındadır dediğim gibi gerçekleşecektir yakında. Neşe Hanım, hemen sizinle devam edelim o zaman. Sizin başlamanız nasıl oldu? Ben daha bu dernekte yeniyim. Yenisiniz. Nasıl evet. oldu? Önce emekli oldum. Emekli olduktan sonra koroya katıldım. Evet. Korodan da işte başkanımız teklif etti. Derneğe. Evet. Müziği seviyorsunuz. Neşe Hanım'a dedik ki emekli oldunuz artık bize geliyorsunuz. Hiç kurtuluşunuz. Evet. Aslında çok önemli değil mi? Şimdi kişiler o kadar çok hayatı boyunca yoğun bir tempo içerisinde koşuşturuyorsun. Şunu düşündüm ben. Gerçekten bu hayatta bir amacımız olmadığı zaman psikolojisi insanın çok bayağı bir bozuluyor. Evet. Sanki yaşam enerjisi çökmeye başlıyor gibi geliyor bana. Mutlaka kesinlikle. Her insanın bence hayatında bir amacı olması lazım. Sizin yaptığınız gibi. Öyle. Çünkü o tempoya alıştıktan sonra birden o tempo yok olunca şey oluyorsun. Evet, yani. Ben de yıllarca çalıştım. Emekli olmadan önce zaten derneklerle uğraşıyordum. Sivil toplumla. Derneğimizi kurduk. 10 yıldır da uğraşıyoruz gördüğünüz gibi. Dernek kurmak kolay mı sizce? Yani hani kurmayı düşünenler için onlara bir nasihatınız var mı? Dernek kurmak hiç zor değil. Derneği yaşatmaktır önemli olan. Dengede durmaktır. Birlik ve beraberliği sağlamaktır. Bu çok önemli. Bir şey kurulabilir ama onun evet, için kurulabilir yaşamasıdır önemli olan. Evet. Ve biz değil ben olmaktır önemli olan. Öyle yani bu pencereden bakan kişiler gelsin zaten. Evet. Şu anda da dediğim gibi size çok güzel ilerliyoruz. Çok güzel faaliyetlerimiz var. İnşallah hep böyle de devam edeceğiz. Şu anda festivalimize harıl harıl hazırlanıyoruz. Çok heyecanlıyız. Çok güzel müzik gruplarımız var. Halk oyunlarımız var. Standlarımız da yok yok. Derneğimizin üretmiş olduğu ürünleri halkımız gelip standlarımızdan satın alabilirler. Peki siz kurdunuz da mesela hani sizin de şu anlamda benim elim çok yatkın ya. Ben de burada büyük bir emek verdim dediğiniz şey. Hepsine emek verdiniz de. Bu konuda ben de yetenekliyim dediğiniz şey nedir? Mesela Neşe Hanım ne dedi? Müzikten bahsetti. Koronun içindeydim dedi. Siz ben de korodayım aynı zamanda. Tamam koro benim, var. Evet benim yeteneğim şöyledir. Mesela ben bir el işi yapamam. El işine elim yatkın değil. Ama çok güzel yani yöneticilik yapabilirim. Öyle ne söyleyeyim. Güzel. Öyle o da önemli. Kızlar, memnun musunuz? Yani ben bunu yapıyorum. Şimdi en iyi bunu yapıyorum. Şimdi üreten bir insanın da tabii birlik ve beraberliği sağlamaya çalışıyorum. Kitlelere ulaştırılması için tabii size ki, ihtiyacı tabii var. Ki. Ne kadar bir güzel. Değil bir de ben değil. Biz olmaktır önemli olan. Evet, evet. Hep birlikte yapıyoruz. Peki, yani hepimiz bir yerinden tutuyoruz işin öyle diyelim. Nurcan Hanım sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? Dernekle Nurcan Hanım aynı zamanda ki. Atölyemizin de sorumlusudur. O anlatsın neler ürettiğimizi. Bu arada derneğimizin korumuzdan bahsettik ama bir de derneğimizin sürekli çalışan bir atölyesi vardır. Broşürümüz elinizde, broşürümüzde gördüğünüz tüm el sanatlarımızı Lefkara derneğimiz işleri, üretiyor. Koza işleri, o kadar çok selesepet, lapta işi hepsi var. Boncuk işi, hediye sepeti. Bu sene onun broşürde olmayan bir şey var. O da lavanta. Levantalarımızdan biraz ayrıca bahsedelim. Bu arada yani küçük ben bir... şunu söylemek istiyorum sevgili izleyiciler yani bu adanın gerçekten lavantaya çok ihtiyacı var. Evet. Sinek kovuyor lavanta kokusu çok güzel. Çok güzel enerjisi bakınız, var. Bakınız koromuz şu anda. Evet koronun görüntüleri ne kadar güzel. Şefimiz Oskay Hoca. Tebrik ediyorum takdir ediyorum sizi. Evet. Peki bundan sonra başarılarınız daim olsun. İlerleyen zamanlardaki hedefleriniz neler onları da öğrenelim sizden. İlerleyen zamanlardaki hedefimiz, en büyük hedefimiz bir bina yapmaktır. Mor Menekşe Köyü ile Atlılar Köyü arasında kaymakamlığımızın verdiği ve belediyemizin bize devrettiği dört dönümlük bir yerimiz var. O dört dönümlük yerimize bir Kıbrıs Kültür Evi yapmak için planımızı da çıkardık. Yalnız işte belli başlı prosedürlere takıldı. Onu da belediyemizle çözmeye çalışıyoruz şu anda belediye başkanımızla. İnşallah onun temelini atmak çok yakında nasip olur diye düşünüyoruz. Festival tarihlerinizi rica etsem. Festival tarihlerini de Neşe Hanım siz hatırlatın. 14 Nisan'da. Efendim? 14 Nisan'da. 14 Nisan'da. Mayıs'ta da ne vardı? Mayıs'ın 21'inde koro. 21'inde de koronuz var. Sizin de özellikle eklemek istediğiniz bir şey var mı Nurcan Hanım? Vallahi bizi takip edin diyorum. Bizde iş çok. Lavanta bahçemiz var. Lavantamızdan
Yeni üretimlerimiz vardır. Lavanta buketleri yaptık, lavanta mumları yaptık. Bak burada şu an. Evet, çok güzel. Lavanta sıvı sabunu yaptık. Yani bizi takip edin, takipte kalın. Lavantanın sanırım çok program yaparız. Evet, kesinlikle yakında kitap tanıtımına da geliriz. Kitapta, kitabımız kesinlikle. Geldi. Tabii yalnız ki. O kadar bir yoğunuz ki kitabı tanıtımı yani biraz geç döneme bıraktık. Geçsin bu yoğunluklar da ondan sonra yaparız dedik. Şimdi programımızın veda sizi uğurlayacağım. Diğer konuklarımı çağıracağım. Programımızın ismi Yaşama Sanatı. Kendinize özel. Şöyle bir düşünün. Bu hayatta ya ben acaba bu hayattan ne öğrendim dediğinizde nasıl bir cevap vermek isterdiniz? Yaşamdan ne öğrendiniz? Yaşam size neyi öğretti? O kadar çok şey kişisel. Dengeli olmayı öğretti bana yaşam. Dengeli. Dengeli denge olunca insan her yönden gerçekten mutlu olur diye düşünüyorum. Çok güzel. Sevgide dengeli, saygıda dengeli, ne haddini güzel. Bilmeli. Ben bu yaşamda en çok buna önem veriyorum. Çok güzel bir cevap. Evet. Siz neler söylemek istersiniz yaşam? Günü yaşamalı. Günü yaşamalı. Takılmamak lazım. Günü yaşıyorsunuz o zaman. Kısa. Ömrümüz kısa. Peki Nurcan Hanım siz neler söylemek istersiniz? Ben her istersiniz? İkisine de katılıyorum. Her aynen. Olmaz farklı bir cevap. Bir tane farklı cevap. Mesela ne söylemek istersiniz? Sanırım en güzelini Neşe Hanım söyledi. Günü yaşamalı. Bir saniye sonra ne olur bilemeyiz. O yüzden günü anı yaşamalı. Hı hı, onu da yaşamalı ama evet. Bu söylediğim ama özellikler de içinde doğru, olsun. Doğru. Evet. Onu da söylemek önemli de ama gerçekten de yani Hayriye Hanım'ın da söylediği gibi o denge kaybolduğu kesinlikle zaman denge olmalı. Yaşaması evet. Da bitiyor değil kesinlikle. Mi? Kesinlikle. Her şey dengeli olmalı. Çok teşekkür denge ediyoruz. Çok tüm halkımızın biz yeni bayramını kutluyoruz. Kurban Bayramı'nı. Ayrıca tüm halkımızı mor menekşeye bekliyoruz. Şeker bayramına. Evet, şeker bayramına. Kusura bakmayın o kadar bir yoğunuz ki festivalle ilgili. Evet, koşuşturuyorsunuz. Evet. Tabii ki şeker gayet bayramı. Normal. Evet. 14'ü diyoruz. Evet, 14 Nisan'da tüm halkımızı kaçta mor menekşe köy festival? Meydanına bekliyoruz. Saat kaç? Saat 10'dan akşam 10'a kadar gidiyor. Geceye kadar devam evet. Ediyor. Çok teşekkür ediyoruz. O zaman sizin görüntülerinizle Mor Menekşe Derneği ile ilgili görüntülerimiz ekranlara gelsin. Çağdaş Kadınlar Derneği. Evet ve sonrası. Aslında hemen gelecek diğer konuklarımız izliyoruz efendim. Thank you.
Evet, bu güzel görüntülerimizden sonra sevgili izleyicilerimiz, hemen diğer konuklarımı sizlere takdim etmek istiyorum. Merit'ten Dijital Pazarlama Direktörü yanımızda Aziz Korkmaz, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun, sizleri sağ olun. Aynı zamanda da şefimiz yanımızda Hüseyin Humay'da, hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk, teşekkürler, sağ olun. Vallahi o kadar muhteşem, nasıl bir damak tadı var ki takdir ediyorum ben size. Çok teşekkürler. Gelmiştim, mutfağınız yani inanılmaz güzel. Tabii ki sevgili izleyicilerimize de bayram içinde önerileriniz olacaktır herhalde, değil mi? Tabii ki. Gizli püf noktaları vermeyeceksinizdir. Sizi kısaca tanıyalım mı? Tabii ki. İsmim Hüseyin Umaydoğlu. 28-10-1984 Kilis Merkez doğumluyum. Hı hı. Turizm otelcilik mezunuyum. Antalya'da önde gelen tesislerde 15 yıl kadar meslek hayatımı tamamladıktan sonra son 9 yıldan beri de Merit grubunda yönetici olarak çalışıyorum. Merit'te Eksekutif Sous Chef, Eksekutif Şef ve şu an içinde Cluster Eksekutif Şef olarak görev yapıyorum. Sizce yavaş yavaş dünya mutfağı, yani geçmişle kıyasladığımızda, bundan bir 20 sene öncesiyle kıyasladığımızda, artık internetin de hayatımıza girmesiyle birlikte. Tabii. Eskiden mesela işte bu kadar çok şey bilmiyorduk. Ben mesela... Reçetelere ulaşmamız önceleri daha zordu. Şu an için internetin de, sosyal medyanın da... ulaşılmasıyla reçetelere daha kolay ulaşabiliyor insanlar. Ama tabii internet önemli de, şuna inanıyor musunuz? Bilim adamları şunu söylüyor. Hani derler ya, her insanın elinin bir kesinlikle enerjisi varmış. O kesinlikle enerjiyle aslında. Derler işte anne eli değdi dediklerinde, aslında orada o elinin enerjisiyle alakalı olan kesinlikle bir şey varmış. Herkesin bir el lezzeti vardır. Elinin bir enerjisi vardır. Yani alışkanlıklar kaliteye taşır. Sevgili Aziz dedi ki, ben dedi zayıf olarak geldim diyor. Bir baktım diyor şefimiz Hüseyin Bey'in sayesinde dedi. Sağ olsun. Gittikçe kilo alıyorum. İşte yani hazır bayramda da insanlar, değil mi? Bayağı kültürel anlamda şöyle dünya mutfağına baktığımızda yabancı ülkelerden gelen işte turistler Kıbrıs mutfağını olsun, Türk mutfağını nasıl buluyorlar? Turistlerimiz, misafirlerimiz Kıbrıs mutfağını da çok beğeniyorlar. Biz haftanın belirli günlerinde misafirlerimize Kıbrıs mutfağından önde gelen ürünleri seçiyoruz. Hı hı. Ve tamamen Kıbrıs'a özgü ürünler, Kıbrıs'ın kendi köyünden temin ettiğimiz ham maddelerde misafirlerimize Kıbrıs yemeklerini sunuyoruz. Onların da çok ilgisini çekiyor, çok beğeniyorlar. Hatta bazı misafirlerimiz bizden tarifini, reçetesini istiyorlar. Yardımcı da oluyoruz misafirlerimize. Ben olsam vermezdim. Vallahi paylaşmak güzeldir. O sır söylenmesin bence. Paylaşmak güzeldir. Şimdi paylaşmak güzeldir ama onlar belki sizin kadar güzel yapamaz, değil mi? Orada kendinize güveniyorsunuz herhalde, tabii ki, değil mi? Tabii ki. Peki siz dünya mutfağından en çok hangi şeyi beğeniyorsunuz? Hangi ülke size? Türkiye ve Kıbrıs'ı çıkartırsak mesela. Uzak Doğu. Uzak Doğu. Neden mutfağı sizce Uzak Doğu'nun mutfağı daha güzel? Uzak Doğu bize aslında çok da uzak bir konsept değil. Çok da uzak tatlar değil. Hı hı. Tadıldığında, denendiğinde Türk insanına etkileyici geliyor. Hı hı. Peki bazı mesela baharatlar olduğu, mesela hiç bilmediğimiz, sizin de bir şef olarak hiç bilmediğiniz baharatlar tabii çoğu ki zaman karşılaştığınızda, onu kullandığınızda vay aslında bu muhteşem bir şeymiş, neden ülke olarak geçmişte hiç bilmemişiz dediğiniz noktalar oldu mu hiç? Tabii ki oldu. Yani şunu söyleyeyim, baharatlar çok evrensel ve yöreye, ülkeye göre farklılık gösterir. Yalnız biz baharatları kullanırken neyi, nasıl, ne kadar kullandığımızı bilmemiz lazım. Keskin baharatların ölçüsü vardır. Keskin, hı-hı, baharatlar her ürüne gitmez. Dengesiz kullanılmaz. Bunları bilmek gerekir. Eğer bunları bilip kullandığımızda keyifli ürünler ortaya çıkıyor. Evet. Peki sevgili Aziz, sen neler söylemek istersin? Mutfak konusunda sence işte Türkiye'nin, yani Kıbrıs'ın Akdeniz mutfağı sonuçta. Akdeniz, evet, mutfağı da çok önemli. Evet. Sağlık açısından çok önemli. Tabii. En sağlıklı mutfak aslında Akdeniz mutfağı seçilmiş, değil mi? Akdeniz, evet, açık ara birinci götürüyor bu işi. Fakat Hüseyin Usta'nın tabii ki marifetleri, adaya geldiğimiz günden beri keyifle yediğimiz yemekler, keyifle tattığımız tatlardan yola çıkarak söylüyorum. Muazzam bize sofralar yaşattı. Biliyorsunuz ki sofra kurmak ve etrafında toplanıp yemek yemek en ilkel bizim sosyalleşme aracımız. Hı hı. Şimdi lezzetli de olunca
Bu bizim için bir ritüele dönüşüyor. Adeta ayin gibi oluyor. O kadar lezzetli yemekler yapıyor ki. Etrafında toplandığımız zaman saatlerce sohbet de uzuyor. Sayesinde çok güzel dostluklar da kurduk. Yaklaşık 8 yıldır da hemen hemen aynı mecralarda, aynı mekanlarda çalışıyoruz. Evet. Çok uzağa gidemiyoruz zaten kendisinden. Çok lezzetli yemekler yaptığı için kaçamıyoruz da. Evet. Oldukça güzel süreçler geçirdik kendisiyle beraber. Peki şey konusunda tabii ki sevgili Hüseyin'e de soracağım da derler ki insanlar atalarından gelen bir şey vardır damak tadı. Kimisi der ki ya öyle şey olur mu? Ve gerçekten de öyle bir şey var. Mesela bazen bakıyorsunuz işte Adana yöresinde olan çocuklara bakıyorsunuz. Hani sonuçta... Bir tarafta ailesinin bir tarafı örneğin Adanalı diyelim. Evet, ya da işte o, bakıyorsun çocuk o Adana acıyı seviyor. Tabii acı olmazsa olmaz onun için artık. İşte ama sonuç itibariyle o çocuğa belki şey diyorlar ya vermesen bile bir şekilde genlerle geçiyor diyorlar. İstiyor ama tabii ki tabii ki. Çünkü şey damak tadı belli bir zamandan sonra değişebiliyormuş. Ben örneğin çocukken hiç... bamyayı ağzıma süremezdim. En nefret ettiğim şeydi, yutamazdım. Şimdi çok seviyorum. Yani ben de sevdiğim... bezelye öyle. Küçükken böyle bayıla bayıla yermişim. Şimdi gördüm mü hiç uzak duruyorum bezelyeden. Damak tadımız da değişiyor. Tabii. Hüseyin şefim ne diyecek? Ya şunu söyleyeyim. Biz insanlar kendilerine ilk yemek yapan insanın yemeğine alışırlar. Örneğin bizim için her zaman annelerimizin yaptığı yemekler en güzel yemeklerdir. Değil mi? Çünkü gözümüzü annelerimizle açtık. Annelerimizin yaptığı yemeklerle büyüdüğümüz için her zaman annelerimizin yemeğini ararız. O doğru aslında. Evet. Çok doğru. Demek ki aslında bir kesinlikle şekilde o kendi kültürümüzü o yüzden evet, zaten beyler evlendiğinde evet, hemen annemin yemeği daha güzel diye kıyas yapıyor. Fakat şöyle bir araştırma da var biliyorsunuz. Erkeklerin daha lezzetli yemekler yaptığı söyleniyor. Tabii. Değil erkekler... mi? Ya evet neden? Yani, öyle söyleniliyor bilmiyorum yani ben bilemiyorum. Aslında bu konuyu şöyle özetleyebiliriz. Şefler daha profesyonel, daha doğru tekniklerle, doğru metotlarla yemek pişirdikleri için, görsel şölene daha önem verdikleri için daha bir keyifli oluyor. Yani İşin profesyonel kısmı çok farklı. Mutfak bambaşka bir dünya. Peki şey mesela şuna inanıyor musunuz? Program öncesinde de konuşmuştuk. Mesela bir etin pişiriminde bazen bakıyorsun işte öncesinde demiştim kiraz sapıyla işte pişirilen etler doğru, duydum. Doğru metot, doğru teknik. Yani her et tencere yemeği olmaz, her et ızgara yemeği olmaz. Yani bunu yapan şef bunu iyi bilecek. Et tencerede olacaksa o et sadece tencerede pişmesi gerekiyor. Et ızgara için, kömür içinse sadece ızgarada olacak. Yahut da haşlamaysa haşlamada olacak. Örneğin biz bugün bir haşlama için kullanacağımız bir eti ızgarada misafire sunduğumuz zaman misafir bundan keyif almaz. Et sert kaçar, geç pişer. Onun için doğru et, doğru teknik başarıyı getirir. Hatta şey diyorlar mesela işte tatlı su balıklarını yakalayınca hemen atıyorlar. İğrenç yenmez falan deniliyor ama onu bilenler mesela işte çorbasını mı bir şeyini bildiğin zaman onu aslında o şeylerle değil mi tatlarla ne bileyim kesinlikle, işte ne koyuyorsunuz içine bilmiyorum ama hiç denemedim. Çok daha farklı olabiliyormuş tabii, açıkçası. Tabii. Yani artık günümüzde gastronomi çok farklı bir boyutlara geçti. Moleküler mutfak, gastronomi aldı başını gitti. Biz ne kadar eğitimimizi tamamlarsak, ne kadar mesleğimize gönül verirsek, ne kadar bu işe ilgi duyarsak o kadar kendimizi geliştirebilme şansımız var. Evet, evet. Peki sevgili Aziz, Osmanlı mutfağı hakkında bir bilgin var mı? Çok lezzetli yemekleri olduğunu söyleyebilirim. ben tabii ki biraz yiyen tarafta oluyorum maalesef. Ustam yapıyor, biz diyoruz tadan tarafta oluyoruz. Ama şimdi şeyler de önemli, gurmeler de önemli pişirmeseler de. Tabii bu bizim için avantajı şu oluyor. Biliyorsunuz ben bu işim de pazarlama tarafındayım. Evet. Benim için en önemli pazarlama argümanları duyusal pazarlama dediğimiz yiyecek, içecek. Özellikle yemek pazarlamak hem zordur hem kolaydır. Şimdi eğer yemek o lezzeti veremezse çektiğimiz görüntülerde zaten istediğimize ulaşmaz. Ama Hüseyin Usta sağ olsun herhalde pazarlama tekniklerini uygularken en rahat çalıştığımız alan yemek pazarlaması oluyor. Çünkü
Çünkü kendisi şimdi biraz alçak gönüllü davranıyor ama görev aldığı yerlerden A noktasından B noktasına kadar 6-7 tane dünya mutfağı görüyorsunuz zaten. Evet, evet. Çok çeşitli, çok daha fazla. Artı yerel pazardan çok fazla ürün alıyorlar. Hiç beklemediğiniz bir anda köyden gelmiş bir ürünle de karşılaşabiliyorsunuz. Biraz önce görünce turşuları aklıma bizim açtıkta o turşu büfesi geldi aklıma birden. Envai çeşit turşu var. Ya, nereden geliyor yerli? Turşusu duymuş muydunuz? Duymuştuk. Var büfemizde var. Ya işte ama ben ilk defa duymuş oldum. Hiç dikkatimi çekmemişti. Enginar turşusu hani gerçekten de Kıbrıs'ın bazen böyle hani çiçeklerinden yapılan macunlar falan var, da var. Çok yani çok o kadar güzel oluyor var. Ki sanki böyle bir çok değişik ağzında böyle çok güzel bir kokusu kalıyor. Çiçek dolmasını bekliyoruz heyecanla. Hüseyin Usta'mız inşallah kabak çiçeğinden yaptığı zaman sizleri de davet etmek istiyoruz ki hep beraber bu lezzeti paylaşalım. Şimdi her şeyi internette gerçekten çok şey yapabiliyorum. Evet. Ne derler? Reçetesini aynısını uygulayabiliyorum. Evet. Çok güzel oluyor. Tek uygulayamadığım ne biliyor musunuz? Çiçek dolmasını beceremiyorum. O kadar kötü yapmıştım ki kızım bana şey demişti. Anne bu ne demişti. Hiç güzel yapamamışsın. Normalde benim yemeklerimi çok beğenir ama nedir püf noktası çiçek dolmasında? Çiçek hadi bu kadar çok. Hassas bir ürünü. Bu arada telefonunuzun sesi kısık ama ısrarla biri sonra uuu diye bir ses geliyor herhalde. Benim bir yerlerden ya da dışarıdan geliyor. Bence dışarıdan, Çiçek dolması hassas bir üründür. Onu çok hırpalamadan doğru şekilde hazırlamış olduğumuz harcı doldurup doğru metotta pişirmemiz gerekir. Yani çok örselediğimiz zaman dağılmalar, patlamalar, çatlamalar olur. Yüksek ateşte pişirdiğimizde de doldurduğumuz harç dışa çıkar. Bu da ürünün görselini bozar. Evet, evet. Peki yavaş yavaş süremizin sonlarına yaklaşıyoruz. Zaman zaman sizin de müşterileriniz de aslında şu müşteri profilini çok fazla sevmiyorum dediğiniz bir profil var mı? Bizim misafirlerle... Ya sevmiyorum derken yani şu konuda birazcık şikayetçiyim dediğiniz yani. Şimdi ben size bu konuyu şöyle özetleyeyim. Aşçılık dünyada madencilikten sonra en zor ikinci meslektir. Çünkü her insanın farklı bir damak tadı var. Her insanın farklı bir beklentisi var. Evet. Biz burada misafirlerimizin istek ve taleplerini doğru algılayıp onlara en iyi hizmeti sunabilmek için tüm misafirlerimizi dinliyoruz. İstek ve taleplerini yerine getiriyoruz. Misafirlerimizi mutlu etmeye çalışıyoruz. Programımızın ismi Yaşama Sanatı. Evet. Sizin de merak ettiğim nokta. Siz yaşamdan ne öğrendiniz? Ben yaşamdan her daima daha ilerisi için ne kadar çalışmamız gerektiğini, her yaşımızda, her pozisyonumuzda daha da iyisini aramayı öğrendim. Peki bayramla ilgili bir mesajınız var mı? Size neyi ifade ediyor bayramın? Bayram birlikteliği ifade ediyor. Büyükleri hatırlamayı ifade ediyor. Küskünlerle barışmayı ifade ediyor. Peki sevgili Aziz sen neler söylemek istersin? Bayram mesajından önce tabii hayattan ne öğrendiniz diye bir soru sordunuz. Bunu hemen söyleyeyim. Hayattan öğrendiğim en önemli ders iletişimin her şey olduğunu, doğru iletişimin bizi bütün sorunlarımıza çözüm olabileceğini öğrendim. Doğru iletişim çok önemli doğru değil mi? Sana göre doğru iletişim ne oluyor mesela? Dinlemek çok önemli bir şey. Yani dinlemek. Konuşmak, konuştuğunuz kadar da dinleyebiliyor olmanız lazım. Bu çok önemli bir şey. Eğer karşı tarafı dinlemeden sürekli bir şeyler anlatıyorsanız bu tek taraflı bir manipülasyona döner. Biz bunu istemiyoruz. Sosyal medyada da bunu sağlıyoruz. Mesela bir paylaşım yaptığımız zaman mutlaka yorumlar alıp onları değerlendiriyoruz. Üstlerimize gönderiyoruz. Gerekli noktaları da cevap veriyoruz. İletişimin hayatta en önemli şey olduğunu gördüm. Bayram için de tabii ki Hüseyin Usta'mla aynı fikirdeyim. Birlik, beraberlik ve güzel sofralar diliyorum herkese. Güzel sofralar. Güzel sofralar, lezzetli yemekler, bol sohbetler, bol kahkahalar temenni ederim herkese. Peki bayramı da şefim olmazsa olmazı nedir aslında size göre? Türk insanının olmazsa olmaz yemekleri ve lezzetleri vardır. Ama bizler için bayramlarda olmaz birlikteliktir. Büyüklerimizle birlikte kurduğumuz sofradır. Sofrada ne olduğu önemli değil. Önemli olan birlikte olmaktır. Birlikte olmak değil mi? Ay, çok önemli aslında. Yani zaten birlikte olunca onun tadı çok daha güzel oluyor değil mi? Kesinlikle. Şöyle bir hatırlıyorum geçmişteki ekmekleri hatırlıyorum. Daha lezzetliydi sanki diyorum. Şimdi bir şey olmuş ekmeklere. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Çok keyifli bir sohbet olmuştu. Başarılarınız daim olsun efendim. Çok sağ olun, teşekkürler. Veda vakti geldi sevgili izleyiciler. Her zaman söylediğim gibi
Bu sefer farklı bir söz söyleyeyim. Hayat yaşandığı kadar vardır. Ötesi ya hayaldeki ümit ya da ümitteki hayaldir. Hüsranı tek bir yerde kabul ediyoruz. Yaşanması mümkünken yaşamamış olmakta. Yaşayacağınız her ne varsa en kısa sürede yaşamaya çalışıyorsunuz efendim. Hoşçakalın.